Tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün sizlerle farklı bir şey yapacağız ve benim kanalımda bulunan korkunç mesajlaşmalara benzeyen diyorum. Ve hepinizin çok iyi bildiği ve sevdiği episode isimli oyunun, işte yazışmanın ne demek isterseniz, onun bir versiyonunu yapacağız arkadaşlar. Zaten çok uzun zamandır hani devamlı sizden talep geliyor, episode bölümü çek, episode. Ama hani benim kanalımda biliyorsunuz, kanal içeriklerinde daha doğrusu hiç alakası olmayan, daha çok böyle ikili ilişkilerin, gıybetin bol olduğu ve hani benim de biraz açıkçası sıkıcı bulduğum oyunlardan ve mesajlaşmalardan, yazışmalardan bir tanesiydi. Ancak arkadaşlar çok istiyorsunuz diye ben de muhteşem araştırma gücümü kullanarak sizler için gelmiş geçmiş en ürkütücü ve en korkunç episode bölümünü buldum. Sanıyorum ki 3 bölümden oluşuyor ve bugün 1. bölümü sizlerle birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada ben direkt olarak oynamayacağım. Önümüzde oynanmış olan var. Oradan okuyarak gideceğim. Arkadaşlar bu hikaye geçen sene sanıyorum ki Cadılar Bayramı'na özel olarak episode tarafından, yani ilgili firma tarafından yayınlanmış bir korku hikayesi. Bugün ona bakacağız. Bu arada aranızda dünkü Dayan videosunu izleyenler oldu mu? Ne düşünüyorsunuz? Hı? Aşağıya fikirlerinizi eklemeyi unutmayın. Dayan'la ilgili bir video daha gelsin mi? Çünkü Dayan beni bu sefer gerçekten çok ürküttü arkadaşlar. Yani gerçekten ürküttü. Bütün yaşananlar içinde en ürktüğüm konu, beni en çok rahatsız eden konu hangisi derseniz o su mevzusuydu. Yani videonun başında sizlerle paylaştığım su mevzusuydu. Gecenin bir yarısı uyanıp salonun ortasında minik bir gölet bulmam ve ertesi sabah kalktığımda ayak izleri bulmam. Bilmiyorum. Beni benden aldı. Neyse, lafı fazla uzatmadan hemen başlıyorum. Kulaklığını da takayım. Bu arada pembe nasıl olmuş? Pek benimle alakası olmayan bir renk biliyorsunuz ama arada bir değişiklik iyidir değil mi? İyi kızlar etraflarına dikkat etmelidir. Dikkat etsin gibi bir şey söylüyor arkadaşlar. Ve başlıyoruz. Ellie diyor ki, come on, pick up. Hadi telefonu cevapla, cevapla, cevapla. Aç, 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 aç. Arka taraftaki ses de diyor ki lütfen hani mesajınızı kaydedin çünkü ilgili kişi açmayınca şey çıkıyor ya, voicemail, ne deniyor ona, sesli mesaj. Kaydettikten sonra, yani mesajınızı kaydettikten sonra kapatabilir ya daha fazla seçenek için biri tuşlayabilirsiniz diyor ve evi mesaj bırakıyor. O burada, evin içinde, telefonu aç, açmıyor işte, niye kasıyorsun ki? Polisleri aramaya çalıştım ama ters giden bir şeyler var, sana ihtiyacım var, nokta 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 diyor arkadaşlar. Eli, o beni öldürecek, bir erkekten bahsediyor, he diyor. Düşüyor falan koşarken gördüğünüz gibi. Çok iyi ya. İki tane kapı var arkadaşlar. Sağ mı, sol mu, sağ mı, sol mu? Kendi seçti, biz seçemiyoruz. Bir tanesine gidiyor, kapalı diyor. Ve kızın kendi evindeki kapının da kilitli olması gerçekten enteresan bir şey. Neden kilitlisin diye bağırıyor, kapıyla kavga ediyor yani ve tekme atıyor. Gerçekten çok güzel bir aksiyon olmuş şu anda. Evde artık kim varsa. Kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç şimdi falan filan bir şeyler söylüyor arkadaşlar. Aha geldi. Geldi. Elinde de beyzbol sopası var. Öldü Eli. Kalbine, göğsüne bir tane şey yedi arkadaşlar ve son. Son derken? Aa, bir saniye, hikaye daha yeni başlıyor. Ana kahramanımıza geldik şu anda arkadaşlar. Gerçekten kız da bizim verdiğimiz tepkiyi verdi ve gülmeye başladı. Bununla gerçekten gurur duyuyor olmak garip mi diyor. Ah, boş ver. Gurur duyabilirim falan gibi böyle saçma sapan bir şey söylüyor. Ve kız korkuyor. Korkarak diyor ki bekle, kapıdaki kim? Oo, tamam. Pizza. Pizza söylemiş demek ki. Ve diyor ki kapıya cevap vermeli miyim? Nasıl ya? Pizza söylemişsin. Tabii ki cevap vermelisin yani. Ve gidiyor arkadaşlar kapıya doğru. Biraz daha hızlı hareket ederse, yani biraz daha böyle, ben beklemekten biraz geriliyorum çünkü. Hmm, hot guy. Zaten el hareketleri falan. Arkadaşlar epizod gerçekten çok çok beğendiğim bir şey değil. Okay. Aman tanrım, ona hani dik dik bakıyorum diyor. Ve kız diyor ki seni beklettiğim için çok üzgünüm. Hani kız şey diyor, seni niye sipariş ettiğimi unuttum diyor. Sen diyor, yani pizza demiyor. Ondan sonra da
düzeltiyor. Diyor ki yani hani pizza demek istedim. Pizza sipariş ettim demek istedim. Bir düştü. Düştü kız, düştü. Hani diyorsunuz ya siz. Çocuk da gülüyor. Diyor ki sorun değil. Beklememde bir sakınca yok diyor. Özellikle de senin kadar güzel bir hani kızı diyor. Bir şeyler oluyor. Kız diyor ki oh hayır. Islanacaksın. Yağmur başladı gördüğünüz gibi. Çok yaratıcı, evet. Ve adam sinirleniyor gördüğünüz gibi kaş göz hareketlerinden. Hani eğer bana borcun olan 7.99 doları yani 8 doları ödeseydin ıslanmazdım gibi bir şey söylüyor arkadaşlar. Ve pizza nerede bu arada? Arka cebinden falan mı çıkartacak merak ediyorum. Kız da diyor ki okey doğru hani buyur diyor. Bozukluk yani üstü sende kalsın diyor. Pizzacı çocuk da diyor ki teşekkürler. Pizzanın tadını çıkar. Güzellik. Kız da diyor ki sende. Pizza nerede? Kız da diyor ki gerçekten bunu söyledim mi? Hani benim numaramı sormadı gibi bir şey söylüyor arkadaşlar. Bu yüzden hani sosyal olarak sıkıntılı olan ben hala bekarım demek istiyor arkadaşlar. Yani hani insanlar karşısında sosyal becerilerimi konuşturamıyorum. Batırıyorum her seferinde demek istiyor. Aha, ve kız televizyonda bir şey görüyor arkadaşlar. Şey diyor arkadaşlar, polis bütün çevrede oturan kişilerin kapılarını ve pencerelerini kapamaları için hani uyarılarda bulunuyor. Ve gördüğünüz gibi televizyonda pizza çocuğun resmi var. Kız da diyor ki sonu için hala mutlu değilim. Ellie'yi hani tutsak almalıydı, kaçtıktan sonra öldürmemeliydi diyor gibi bir şey. O da epizod oynuyor. Beğendim diyor. Geri döndü, tekrar oynamaya başladı. So, böylece yani o Ellie'yi tutsak aldığında zincir mi kullanmalı yoksa ip mi, hani halat mı kullanmalı onu bağlamak için diyor. Chain, zinciri seçtik. Sıkı bir zincir yani iyi bağlanmış bir zincir kaçabilmesini imkansız hale getirecektir diyor. Diyelim ki diyor, kız kendi kendine düşünüyor. Diyelim ki Ellie kendini bir şekilde o zincirlerden kurtardı ve hani kaçtı. O panik yapacaktır diyor. Ve özgürlüğe kaçmak için tek bir şansı daha olacaktır diye ekliyor. Arkadaşlar nereye kaçmalı diyor. Dışarıya. Dışarıya olabildiğince hızlı kaçmalı. Dışarıda hani gidebileceği daha fazla yer var diyor yani evin içinden. Daha güvenli doğal olarak yani mantık çerçevesinde düşünürsek. Bu arada telefonu çaldı ve kız diyor ki neler oluyor aman tanrım. Chains, interesting choice. Diyor ki bilinmeyen bir numara geldiğini bilinmeyen numaralar ne kadar benziyordum benim korkunç mesajlaşmalarım arkadaşlar. Zincirler, enteresan bir seçim diyor. Ve bizim arkadaş şaşırıyor ve yine aptal aptal gülüyor. Eminim hani bu bana bu şekilde bir oyun oynamaya çalışan kişi Georgia'dır diyor. Georgia da bir kız ismi arkadaşlar. Bilmeyenler varsa aranızda muhtemelen arkadaşı. Ve elemanımız ayağa kalkıyor. Ve muhtemelen Georgia'yı arıyor şu anda. Diyor ki şu anda aramanız otomatik mesaja yönlendirildi. Lütfen mesajınızı kaydedin diyor. Ve de yalnızım Georgia biliyorsun diyor. Mesaj bırakıyor arkadaş. Ve benim account'ıma yani benim hesabımın şifresinin sende olduğunu biliyorum diyor. Ve şu anda benim ödüm patlatmaktan vazgeçebilirsin diyor. Vazgeç diyor. Ve hani bu yaptığın şeyi bugün yapmak zorunda değilsin diyor bu gece. Ama eğer bu gece daha sonra gelmek istersen beni haberdar et diye ekliyor arkadaşlar. Ve kapatıyor ve geri yürüyor. Ve şu anda nerede kalmıştın diyor. Episod içinde episod oynuyorlar çok enteresan. Okey. Ve mesaj geldi. Eğer diyor bu kişi Georgia olsaydı onun numarası bilinmez olarak gördüğünüz gibi unknown yazıyor ya bilinmeyen numara. Bilinmeyen numara olarak gözükür müydü diyor. Bu arada sabah da beni saat 8.30'da bilinmeyen bir numara aramış. İlginç. Cumartesi sabahı. Yazmaya devam et. Bu iş nereye gidecek? Hani merak ediyorum. Görmek istiyorum diyor arkadaşlar. Ve bizim arkadaş sinirleniyor. Çok zeki olduğunu sanıyor diyor. Georgia. Bunu yapan hala Georgia olduğunu düşünüyor. Pizzayı almış ama biz aldığını görmedik. Neyse. Daha fazla yazmak istemiyorum. Benim gerçekten canımı sıktı. Ve saçma bir dizi izliyor şu anda. Seriously? Aha camdan geleni gördünüz mü arkadaşlar? Gölgeyim. Gerçekten bu şeyden ilham mı alıyorsun diyor saçmalıktan. Televizyonda olanı gördü arkadaşlar. Bundan daha iyisin ya, bundan daha ilerine layıksın gibi bir şey demek istiyor.
Georgia yeniden mi, tekrar mı, gerçekten mi diye sinirleniyor ve tekrardan Georgia'yı arıyor. Yine aynı şekilde işte mesaj bırakın diyor Georgia'nın telefonu kapalı ve sinirlenerek. Ben niye sizin görebildiğiniz şeyleri şu anda çeviriyorum ki? O da enteresan. Okay. Neden beni yalnız bırakmıyorsun diyor. Beni görmezden gelme. Yine bilinmeyen numaradan mesaj geldi. Aman tanrım, belki de bu Georgia değildir diyor. Muhtemelen değilmemişim ya artık. Wake up! Bunu cevaplamalı mıyım yoksa görmezden gelmeye devam mı etmeliyim? Cevaplayalım. Senin aptal oyunlarından bıktım. Yeter diyor yani. Beni yalnız bırak diyor. Ve bilinmeyen numara diyor ki akıllı kız. Bu birazcık ürkütücüydü. Aptalın hani benim gecemi mahvetmesine izin vermeyeceğim diyor. Ve tekrardan geldik bu aptal şey izlemeye. Çok güzel diyor ve ağlıyor. Gerçekten. Telefona herhangi bir şey gelmiyor bir süredir diyor ve kontrol etme ihtiyacı duyuyor. Günümüzün hastalığı zaten değil mi? Bütün bu hani gerilim beni biraz paranoyak yaptı diyor. Oynadığı oyundan bahsediyor muhtemelen. Eğer bu Georgia değilse... Okey, sıkıntı yok. Gecenin geri kalanı için rahatlamaya ihtiyacım var diyor. Muhtemelen yatmak için hazırlanmalıyım diye ekliyor. Ama boş ver bu akşam. Cuma gecesi diyor. Ve oyun oynamaya dönüyor arkadaşlar. Ve epizoddaki oyunlara bakıyor. Oyun içinde oyun olması gerçekten çok enteresan. Geçiyorum hızlıca. Ve bir tane mesaj geldi bilinmeyen numaradan. Kendisinin resimlerinin dışarıdan çekilmiş bir versiyonunu gönderdi. What? Aman tanrım. Oh my god. Gerçekten böyle bir resim alsak biz de ürkeriz değil mi? Haklı yani kız. Ve usulca cama yaklaşıyor. Ve tekrardan mesaj geliyor. Polisleri ara. Başka bir şey yap yani. Annene haber ver. İşte benim iyi kızım, güzel kızım burada diyor. Ve devam edecek. İlk bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Devamını ilerleyen günlerde yani bu hafta içinde bitirecek şekilde çekeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiniz mi beğenmediniz mi? İlk defa episod bölümünü canlandırıyorum, okuyorum sizler için, çeviriyorum burada. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben hani bayıldım diyemeyeceğim. Benim korkunç mesajlaşmalarım çok daha heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Ama istiyorsunuz diye bir kanalda da bir farklılık olsun diye yapmak istedim. Lütfen hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve beni de Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. İstediğiniz başka hikayeler olursa da bu videonun altına ya da arkadaşlar daha önce çektiğim videoların altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. En kısa zamanda yeni videolarla görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Bye bye.